Arkadaşlar herkese merhabalar, ben Doğukan. Yeni bir Şaya videosuyla da karşınızdayız efendim. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz, hangi sunucudayız, ne oynuyoruz efendim? Arkadaşlar bugün Şaya Var isimli sunucudayız. Yapımcıları Türk ama global olan bir sunucu. Yapımcı isimlerini vermiyorum arkadaşlar. Şu an Discord kanallarını, web sitelerini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Linkleri oralara tıklayarak iletişime geçebilirsiniz kendileriyle. Discord'unu şöyle göstereyim arkadaşlar. Discord kanalına hani girdiğinizde ne yapmanız gerekiyor bu konu hakkında bilgi vermek için. Türk arkadaşlarımız burada, bakın, önerilen kısmında Türkçe kısmı var arkadaşlar. Buradan bunlara bakabilirsiniz. Duyuru kısımları burada. Global chat burada. Global chat'e buradan bakabilirsiniz vesaire. Arkadaşlar information çok önemli burada. Çünkü sunucunun gerçekten çok fazla özelliği var. Yani bu özelliklere buradan bakmanız gerekiyor. Mesela beginner info. Burada arkadaşlar adamlar bütün sistemleri tanıtmışlar, tamam mı? Burada bir sürü video çekmişler zaten. Kısa kısa. Gerçekten bu çok güzel, akıl edilmiş bir şey. Yani arkadaşlar ya, örnek görün, mesela R button. Mesela 12'li R button var mesela burada. Adam bunu buraya çekmiş, koymuş yani. Bu özelliği burada tanıtmış. Nasıl çalıştığıyla alakalı vesaire. Kafanız burada takılırsa kesinlikle hani Discord kanallarına uğramanız lazım. Discord kullanmıyorsanız da herhangi bir sorunuz olduğunda YouTube yorumlar kısmını kullanabilirsiniz sevgili takipçilerim. Event kendileri eventleri buradan takip edebilirsiniz. Update'leri buradan takip edebiliyorsunuz efendim. Sosyal linkleri burada aynı şekilde, hani videolar vesaire paylaşıldığı zaman buradan görebilirsiniz. Server kurallarından bahsediyor. Buradan kurallara bakabilirsiniz. Zamanında biz de bunu çok yaşadık. Bu konu hakkında da bir güzel bir anım var. Hani bunu böyle yapmaları gerçekten çok güzel olmuş. Hani bir kural koymaları yani. Gerçekten kuralsız bir sunucu değil en azından. Buradan community'ye bakabilirsiniz. Lan English'ler falan var işte burada. Hani de eğlenceler, destekler, öneriler, hata bildirimler falan var TR chat kısmında da. Şimdi arkadaşlar sunucu beta'da. Sunucu beta'da olduğu için Discord'daki bu. Discord kullanmıyorsanız yine yorumlar kısmını kullanın. Oyunun kurucuları, sunucunun kurucuları bakacaklar. Bilginiz olsun. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gelin buraya, mesela sunucuda bir hata mı gördün kanka? Hata bildirmeye gel, hemen zınk 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 yaz. Öneri mi? Öneride bulunmak istiyorsun, öneriye yaz. Destek almak istiyorsun, yaz. Eğlence, burada eğlenmek istiyorsun, yaz. Yani buraları kullanın yani arkadaşlar. Düzenli olarak Discord'u kullanın yani. Kendinize de destek alın yani buradan. Onu söyleyeyim. Ekstra olarak gençler. Şimdi sunucumuza gelelim. Sunucuda açtık. Hesabımızı web siteden oluşturduk. Hatta durun, web siteyi de açalım. Evet gençler, açıklama kısmına koyduğum linkten geldiniz. Buradan create account diyorsunuz ve ses falan da veriyor. Hatta size ses gelir mi bilmiyorum. Buradan char'ınızı oluşturuyorsunuz. Create account deyince böyle güzel bir ses falan geliyor. Bir şeyler geliyor böyle, hani çok güzel şeyler var. Donate kısımları var. İşte donate kısmına bakalım. Hani burada zaten yazmışlar, hani aynı şekilde burada yazıyor. Nasıl alacağınızla alakalı yine bilgi alabilirsiniz. Bakın yine yorumlar kısmını kullanın yani bu konuda. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fiyatlar da gayet uygun bence gençler. Yani bu SP'lere de güzel şeyler alıyorsunuz bu arada oyunda. Hani göstereceğim birazdan. Tam mol kısmı oyun içerisinde bu arada. Onu söyleyeyim. Rank'a buradan bakabilirsiniz. Guild ranklara. Downloadlar kısmı, indirme kısmı burada. Daha indirmeler işte 6. ayın 13'ünde 6. ayın 15'inde sunucu açılıyor. Biz 6. ayın 13'üne videomuzu çekiyoruz. Herhangi bir zaten yine hata düzeltmeleri olur. Web sitede bu şekilde efendim. Create'e basıp hesabımızı oluşturuyoruz. Ben yine klasik Paprianic'imi alıyorum efendim. Twitter mail where warrior yapıyorum ama bunu ben kadın yapacağım efendim. Ben kara olmak istiyorum. Evet. Kara oldum şu an. Kelime-i şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ultimate yapıyorum efendim. Bunu ellemiyorum. Güzel özellikler var. Şimdi bütün özellikleri konuşacağız sizle arkadaşlar. Papri'ye geldim. Game start dedim ve açılmasını bekliyorum. Zaten hızlı açılıyor. Hani öyle bir yavaşlığı da yok oyunun. Şimdi doğduğunuz yer burası gençler. Doğduğunuz yer burası. Burada doğuyorsunuz. Şu keşke burada kalmasaydı da bunu çekme muhabbeti vardır. Tam bilmiyorum da. Tablarımızı şöyle bir düzeltelim. Şöyle bir alalım. Klasik Şaya oyuncusu gibi yapalım. Şimdi doğduk abi. Biz ne yapacağız yani? Biz bu sunucuda doğduk. Nerelere gideceğiz? Neler yapacağız? Bunları göstereceğiz. Farm haritalarımız. Ayrı bir video olacak her harita için. Ayrı ayrı videolar çekeceğim. Farm haritalarımızı yine bu taraftan gidiyorsunuz arkadaşlar. Farm kısımlarına yine burada ışınlanma yerleri koyulmuş, görmüş olduğunuz gibi buralardan ışınlanıp gidebilirsiniz. Farmla alakalı yerleri buradan bakabilirsiniz ekstra olarak. Çünkü arkadaşlar farmla alakalı bir bilgi veremiyorum şu an tam olarak. Onları da ayrı bir video çekeceğim sizlere. Detaylı yapacağım yani. Hani ondan yana sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar buradan başlayalım. Neymiş ya bunlar, bakalım. Tamam, biz bunları kullanamıyoruz belli ki. Şöyle bir gidelim. Sunucuyla alakalı farklı farklı özellikler de vereceğim size. Bu arada sun sistemini falan da göstereceğim. Onun için biraz bir bekleyin bak. Vallahi hiç pişman olmazsınız. Bunlar tekel bu arada. Bunları bir atalım abi biz. Protection Mentions'lar var. Bunlar kalkan. Buradan alabiliyorsunuz. İkonları falan çok tatlı olmuş ya. Boss'lar var işte. Bunlar neymiş? Yaylarda. Bunlar da Tatar'da. Carttı, curttı işte. Şöyle bir bakalım biz ne kullanabiliyoruz. Bunların hepsi ücretsiz bir şekilde veriliyor zaten. Arkadaşlar PvP odaklı bir sunucu. Gerçekten sizi uğraştırmayacak bir sunucu. Abi burada bir sürü item var anasını satayım. Hani burada ne al? Kullan yani. Bak bir sürü isim vermişler abilerimiz. Allah razı olsun hepsi. Strom mesela aldım mesela. Neymiş abi bu? Mesela bunlar tek elli kılıç gibi bir şey zaten. Spears bize lazım mesela. Biz Spears istiyoruz efendim. Spears tak
taktık buraya bir tane böyle bir mızrak aldık. Böyle bakıyorum güzel. Melan Sikiya mesela tanıdık geliyor. Ha, Melan'ı aldım. Tanıdık geldiği için aldım hocam. Tanıdık geldiği için aldım. Herhangi bir kendisiyle bir husumetim yok yoksa. Dual Weaponstar falan burada aldın. Hocam ben nerede lap isteyeceğim? Takılırım nerede benim? Gel kardeşim Gears 1 burada. Al kardeşim Gears'larını. Burada setler hepsi zaten ortak arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yapmışlar ama ikonlar çok güzel bu arada abi. Çok farklı. Gerçekten hiçbir yerde bulamazsın bunları. Gerçekten özenle hazırlanmış yani sırf bu sunucu için çok güzel şeyler yapılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi set parçaları da bu şekilde. Zaten görmüş olduğunuz gibi Verifest'ler geldi. Zaten Move Speed Verifest'te kalıyor biliyorsunuz. Bineye binince Extfest'e çıkıyor. Attack Speed zaten Extfest'e çıkıyor. Ona da zaten lapis basmanız gerekiyor efendim. Dual Weapons'lar buradan. Buradan geliyorum bu şekilde. Gold Bar. Gold Bar'ımızı buradan alıyoruz. Lucky Icon Coin Box. Coin Box ne lan? 31. Coin Box'lar. Mesela bak bu özellik çok iyi. Bak Reverse diye bir şey yazmış adam, tamam mı? Kazanmak için kazı yazmış. Türkçesinde aynı şekilde. Kazı kazan mantığında. Kanka açıyorsun bak ne düşüyormuş. Şansları yazıyor aşağıda. Görüyor musun? Burayı hemen yakınlaştırayım ben size. 100M çıkması %50. 1 milyon coin 1 beni çıkması ise %5 ihtimal abi. 100M yatırıyorsun. Kumar sistemi düşün. Kumar sistemini yapmış abilerimiz. Profesyonel Blacksmith. Merchant'larımız var burada. Lapislerimiz var arkadaşlar. Ya öyle şey yapmak istemiyorum aslında. Hani çok fazla şey yapmak istemiyorum. Detaylı böyle hesap dizme videolarımız illaki gelecek burada. Sadece öyle basit bir hesap dizeceğim yani. Çok takılmayın ne lapis bastığıma siz benim. Böyle bir alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde alacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi elelerimiz de tek bir şey yapmıyor. Abi eleleri falan böyle Weapons, Upper Armor, Lucky Lapisler var mesela burada. 1, 2, 3 diye. Şans lapisleri yapmışlar mesela. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Level 2 lapisleri. Abi gerçekten elinize kolunuza sağlık yani. Bunları böyle hepsini Weapons'la Upper Armor'u birleştirmişler yani. Çok iyi olmuş. Bir tane ateş ele yapalım. Setini yap PvP git mantığıyla şu an arkadaşlar. Size çok güzel özellikler anlatacağım. Sağ tıklayınca zaten link lapis kısmımız açılıyor. Ha Warehouse. Depomuz burada. Burada görevler falan var arkadaşlar bak. Bunlar çok önemli. Bunlar bizim için bir şah oyuncusu için sırdır bunlar yani. Bunlar nasıl yapılıyor? Nasıl ediliyor? Hepsini arkadaşlar göreceğiz. Merchant'larımız falan burada. Bakıyoruz böyle ne var ne yok. Bunlarda bir şey yok. Etayim Manager şu an için bizim için önemli değil. Guildmaster'lar. Action House'larımız çalışıyor yine. Panolarımız. Guildmaster'lar burada. Bankamız burada. Bank Teller'ımız burada. Ve PvP Manager'ımız burada. Buradan şey alıyorsunuz. Bu arada PvP Manager'a gelmişken PvP olayını size anlatayım efendim. Oyunumuz arkadaşlar maksimum 2 milyon kile kadar gidiyor. Mareşal olduktan sonra efendim oyun size bir hediye veriyor. Şimdi bir kere mareşal oldunuz hediyenizi aldınız. Bu hediyeler belirleniyor arkadaşlar. Durum, zaman ve şartlara göre belirleniyor. 2 mareşal oldunuz yani toplam 4 milyon kill yaptınız ama her 2 milyonda biri sıfırlanıp size hediye veriliyor. Yine bir hediye aldınız. Üçüncü de yaptınız yine hediye aldınız. Dördüncü de yaptınız hediye aldınız. Beşinci kez mareşal olduğunuzda beşinciyi ama yani oldunuz size bir level veriyor oyun. Yani siz 71 level oluyorsunuz. 5-5-5 bu şekilde yapa yapa arkadaşlar 80 level'e geliyorsunuz. Yani oyunda şöyle bir mantık var. Siz şimdi yeni oyuncusunuz. 2 ay sonra geldiniz bir baktınız ulan oyunda mareşal var. Sıfırlanmıyor mesela. 2 milyonda bir sıfırlanmasa çünkü artı 50 açık oyunda. Sıfırlanmıyor mesela öyle düşün. Geldim mesela kanka baktım mor ranklar var burada. Sarı ranklar var. De aman ulan sunucudan çıkayım diyeceksin. Ama adam her 2 milyon olduğunda her mareşal olduğunda kendini sıfırlayacak. Her mareşal olduğunda kendini sıfırlayacak. En son her 5 levelde bir level alıyorsun. 80 levele kadar böyle 5 levelde bir level alacaksın. Ondan sonra zaten baba senin hediyelerin yükselir yani. Sen oyunda PvP yaparak da aslında para yatırmadan da kardeşim oyunda sırf PvP yaparak aktif olarak para yatırmadan da oyunda en güçlü çar sende olur. Hatta bütün 6 klası da fullersin. Yemin ediyorum bak. Hani gerçekten bu mantıkla yapılmış bir sunucu. Bineklerimiz burada. Bineklerimiz ücretli efendim burada görmüş olduğunuz üzere. Fakir bineklerimiz var. Burada bakabilirsiniz. Bunlar bizim tarafın binekleri. Böyle görmüş olduğunuz üzere. İtam mal kısmı bu tarafta arkadaşlar. Buradan alıyorsunuz. Teleport taşlarımız burada. Summon stone'larımız burada. Potion'larımız burada. Dispel potion'larımız burada. Wizard dispel, soldier dispel. Alalım bunları mesela. Stat resetlerimiz bu. Stat reset ücretsiz bu arada. Bu yani gerçekten şayet Türkiye camiasının %90'ın istediği bir şey ve ben bunu tasvip etmiyorum aslında onu söyleyeyim. Hani gerçekten burada bir şey yapacak olursam bu gerçekten sunucuya para kazandırabilecek bir item hani maddi anlamda. Ama abilerimiz gerçekten hani amacımız bizim para kazanmak demiyorlar. Gerçekten bunu buradan görebilirsiniz yani. Ya şimdi bu oyunda bir tane şey var arkadaşlar. Küçük oluyorsunuz, büyük oluyorsunuz. Böyle çok fazla özellik var ya hani gerçekten o kadar fazla ki bu özellikler. Hani onların hepsini tek tek size videolarımızda, yayınlarımızda göstereceğiz efendim. Burada görmüş olduğunuz üzere bu şekilde görebilirsiniz. Kostümler vesaire burada. Free kostümlerimiz vesaire burada. İşte örnek veriyorum. Free kostüm vermiş mesela bir abimiz. Bunu alıyoruz. Bu arada free olarak silah kostümlerimiz de var. Onlara da bakalım. Bir tanesini takalım. Bunu almışım mesela ben. Bu arada kaç stat veriyor lan? Ha, stat vermiyor free kostümler. Tamam. Gördün mü? Weapon costumes. Gel abi. Ha, bunlar 2B bu arada. Hani ücretsiz dedim 2B'ymiş. Çok özür diliyorum. Bunlar 2B'den satılıyor. Bunları çekemiyoruz paramız olmadığı için. Bakamıyoruz şu an ama dediğim gibi yani parada kolay kasılıyor arkadaşlar. Buradan da yine aynı şekilde harmaritalarına gidebiliriz.
biliyorsunuz efendim ama farm haritaları için ayrı bir video çekeceğim. Fakat şunu size göstereyim arkadaşlar. Videoya odaklanıyorsunuz. Herhangi bir haritaya geçeyim şöyle. Şimdi bu arada bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Örnek veriyorum. Interface'den sıkıldınız. Interface 5'e kadar var. Slash, inter, ac. Buradan mesela 5 yaptın. Enter. Oyundan çık gir. Interface'in değişiyor. Dili değiştireceksin kardeşim. Slash. Gördün mü? Language değişti kardeşim. Slash. Langu, ag, tr yaptım. Zın değiştir diyor. Senin diyor. Şeyin diyor. Türkçe olsun diyor. Anladın mı? Bak. En son oyundan girip çıkar. Bunu da gösteririm size. Girer çıkarım. Bu arada Linking Camera'da koymuyorum ha. Linking Camera'sız bile %100 basıyor bu lapisleri. Baksana bak. %100 ihtimalliyor yani. Bunun şekilleri çok hoşuma gitti ya böyle. Hiç alışık olmadığımız şeyler yani aslında. Gerçekten çok güzelmiş. Şimdi arkadaşlar bunları bastın değil mi? Taktın babacım setini, cartını, jurtunu, emanetini. Farm yapacaksın. Geliyorsun kardeşim farm haritalarına. Buradan bir Kanos'a geçelim. Şuradan bir Kanos'a geçelim arkadaşlar. Şöyle bir Kanos'a uçtuk. Bak hemen saniye içerisinde haritanın değişiyor baba senin. Saniye içerisinde değişiyor. Stekellen'e geldin. Gidiyorsun zaten Kanos haritasını biliyorsun kocaman. Oo haritaya bak çok iyi. Bak mini boss'ları falan da koymuş abilerimiz buraya. Burada mini boss'larım var senin. Burada büyük boss'larım var. Sekrata, Ales, Lumen, Denta. Bunlar da senin mini boss'ların kardeşim tamam mı? Buradan geliyorsun babacım yapıştırıp gidiyorsun şimdi. Mini boss büyük ihtimalle karşımıza çıkacak bizim. Karakterimizin setini daha yapmadık. 19K canı var. Büyük ihtimalle 30-40K'yı bulmaz belki de bulabilir de. Bu arada şeyi de göstereceğim. Hani diyeceksin ki kardeşim buna nasıl akça basıyoruz? Nasıl artı basıyoruz? Bekle kanka sakin ol. Videonun sonunda bütün sürpriz. Bekle sürpriz. Bak konuşamıyorum bile yani. O derece büyük bir sürpriz yani. Bu arada burada teleport kısmına var. Bunu da kullanabilirsiniz yani bak. The Weather, Deep Desert, Deep Desert, Jungle, orman kısmını falan buradan görebiliyorsun yani. Bak gördün mü? Nazgül yavrum bak şimdi. İsmi uğraşmayacağım zaten. Size göstermek istediğim şey şu. Key Boss Quest Pack Rate diye bir şey düşüyormuş %100 ihtimalle. New Mount Box Rate yeni binek %100. Diamond 1000 tane diamond %25 ihtimalle. Mount Attack Nos binek atak nosuymuş bu büyük ihtimalle. Yanlış telaffuz etmiyorsam %100 ihtimalle düşüyor. Baba ihtimallerine kadar yazıyor. Bir şeyden ne attığına kadar yazıyor. Bu kadar detaylı bir sunucu. Gel bak insanlar emek vermiş buna. Saygısızlık yapma. Gel bu sunucuda oyna. Toksik Türk kitlesinden olma. Buna koydum mobu seni. Evet arkadaşlar interface'imizi biliyorsunuz değiştirmiştik. Yeni nesil bir interface'imiz var burada. Böyle bu şekilde. Farklı bir interface'e denk geldik baba. Tuhaf böyle. Ölümcül bir interface'imiz var burada. Arkadaşlar language tr yaptım bak. Burada oyun dili değişti diyor da interface ile alakalı problemler olabiliyor. Hani entegreli çalışmayabiliyor. Onun için hani interface 3, interface 4 arasına takılın. 1, 2 yani bunları deneyin tam oturtursunuz zaten. Onu da zaten size de söylemiş olayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bak ne oldu? Hepsini verdi. Artı 40, 4000 HP. Ulan gelmişiz 2024 senesine. Ben burada şeyle mi, akçeyle mi uğraşayım? Efsun nesnesi kasmakla mı uğraşayım? Efsun nesnesi bir de bak düşün. Yani abi adam demiş ki al babacım ya al gir oyna ya al bak artı 20 yaptım demiş ya her şeyini ya. Bu kadar basit baba. Full free sunucu gel oyna kardeşim gel oyna ya. Kardeşim açtın chat kısmını. Ne yapmak istiyorsun diyelim. Takasla konuşmak istiyorsun. Sağ kanka yazdın mı? Büyült kankam şurayı şöyle. Harita savaş alanı küresel global kısım. Gel kanka İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Türkiye, TR, selam kızlar. Sızlar yazıyorsun düşüyorlar. Bak, görüyor musun baba Türkçe küresel takas. Bak oyun kısmı Türkçe oldu da interface Türkçe olarak değişmiyor. Hani onu söyleyeyim zaten size. O konuda entegreli çalışmıyor ama oyun kısmı içerideki mekanik kısım Türkçe çalışıyor. Bak eczacı oldu muhafız oldu bunlar Türkçe olarak çalışıyor. Ve bu çok zor bir şey bu arada. Hepsini ayrı ayrı render alıp editliyor bu adamlar yani. Ben size öyle söyleyeyim bunlar kolay işler değil yani. Her dili ayrı ayrı şey yapıyor bu adamlar. Şimdi Rusça Vietnamca var bak Vietnamca. Vietnamlarla konuşuyorum baba bir anda değişiyor bak. Bir anda ülke değiştiriyor. Yani sunucu sana bunu sağlıyor be kardeşim. Bir anda ülke değiştirdiğin sunucu başlık. Anladın mı? Sizlere birazcık daha böyle sunucuda ilk girdiğinizde ne yapmanız gerektiğini gösterdim. Nerede doğuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gösterdim efendim. Hatta kapalı çarşımıza bir tekrardan bir blotok geriye gidelim. İlk doğdunuz. Haritada gezin. Zaten size gösterdim ne yapmanız gerektiğini. Türk kardeşlerim gelin burada kardeşçe oynayın. Abilerimiz gerçekten delikanlı insanlar, güzel insanlar. Gelin size destekçi de olurlar. Hani biz de kendimizce aktif olduğumuzu Türk arkadaşlarımız hani bildiğimiz kadarıyla destek oluruz. Sizleri GM'lere yönlendiririz. GS'lere yönlendiririz. Onun için hani içinizde herhangi bir kuşku, kötülük kalmasın efendim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki Şaya Var videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Apriya sizi öpüyoruz. Bye.